Ne yaptın? Paralar nerede? Sen bizim karşımıza çıkıp utanmadın mı ya? Hayır. Daha önce bağış yapan bağışçılarından birisi beni aradı ve dedi ki işte Sefa Bebek için Odunluk metronun orada dedi. Sefa'nın broşürüyle para topluyorlar ve topladığı parayı da çantaya koyuyor. Bir stand bir şey değil yani bu dedi. Gökhan diye bir gönüllünüz var mı dedi. Dedim ki öyle bir gönüllümüz yok bizim. Biz dedi o beyefendinin numarasını aldık bağışta bulunacağız diye dedi. Ona istinaden size isterseniz numarasını verelim. Hani siz de bir görüşün dedi. Biz de gönüllü abimizi arattık. Hani eğer böyle bir şey varsa benim sesimi tanıyınca kaçacaktır diye. Gönüllü abisini arattık. Saat 2'de Zafer Plaza'da görüşelim dedi. Bağışta bulunacağız dedik, dedirttirdik. Beyefendi Sefa için Zafer Plaza'nın önünde bağış almaya geldi. Gönüllü abimizle ablamızla birlikte gitmişlerdi. Onlar önden gittiler, işte konuşma yaptılar. Tam parayı verecekken yanlarına ben de gittim. Beni görünce bakın işte Sefa'nın da gönüllü ablası geldi. İşte ben hayvanlar için de yardım topluyorum falan anne, diye konuyu çevirmeye başladı. Hayvanat bahçesine gidelim mi? Gidelim. Ondan sonra biz beyefendiye ben annesiyim deyince beyefendi geri adım atmaya başladı. Gönüllü abimiz de kaçmasın diye tuttu onu. O tutunca tabii böyle kolunu böyle bir savurmasıyla birlikte gönüllü abimize vurdu. Orada ben kaçacağım, sen kaçmayacaksın diye bir küçük arbede olduktan sonra beyefendi koştu aşağı caddeye doğru. Zafer Plaza'nın otoparkının orada artık caddenin ortasına kendini attı arabaların önüne. Dedik ki hani ben de bağırdım Sefa bebeğimin dedim işte parasını çaldı bu adam dolandırıcı tutun dedim. Ondan sonra halk bunu tuttu. Orada bir arbede yaşandı işte o kaçmaya çalıştı, halk tutmaya çalıştı falan. Sonra tabii biz sivil polislere önceden haber verdik. Biz böyle bir şeyle karşılaştık. Hani siz de gelir misiniz lütfen hani adamı alalım diye. Onlar gecikince zaten ben hani orada bir arbede oldu. Yoksa arbede olmazdı. Onlar direkt gelip konuya intikal ederlerdi. Sonra halk o adamı tuttu. Biz birlikte şeye gittik, karakola gittik. İfadelerimizi vermeye. Eşi işin içinde ben yokum dedi ama eşiyle zaten konuşuldu, iltifada girildi. Ve kapının önünde bu kampanyayı ilerletemeyeceksiniz, ben size Ali Cengiz yapacağım. İşte benim adım buysa size bunu anne, ödeteceğim diye kadın tehditler anne, savurdu. Adam da araçtayken itiraf etti. Evet Sefa'nın 300-500 lira parasını aldım. Sefa için stand açtım ama anlaşabiliriz. Siz... Bir dakika anneciğim. Siz de bana yardımcı olun. Hani 400-500 lira işte karşılığında ben size de stand açayım. Sizin de işiniz görülsün. Sizin yararınızı açtım. Şikayet etmeyin diye. İtiraflarda bulundu adam. Ses kayıtları, mesajlar hepsi verildi adam yani. Şikayetçi de olduk ama bırakıldı adam. Maalesef ki. Şimdi valilik izninde 3 yetkili kişi oluyor. 3 yetkili kişiden birisi benim ve valilik iznini göstermesi gerekiyor bu kişinin. QR koddan e-devletten sorgulatabilirler doğruluğunu. Evet anneciğim yardımcı olacağım. Bir dakika lütfen. Oradan inceleyebilirler ve IBAN'a direkt bağış alır. Hiçbir gönüllüsü Sefa'nın elden para kabul etmez. Beni ararlar. Derler ki Rabia işte IBAN'a yatıramıyorlarmış. Ben aldığım parayı direkt IBAN'a yatırırım en kötü ihtimal. Dekontunda bana parayı veren kişiye bakın paranızı attım diye dekontunu da gösteririm. Hiç kimse elden para kabul etmez. Standlar da zaten izin alınarak açılıyor ve 3 yetkililen birisi mutlaka stand başında oluyor. Stand başında tek başına bulunulmuyor. Şahitlerimiz oluyor. Paralar birlikte toplanıyor, birlikte sayılıyor. Bankaya birlikte yatırılıyor. O yüzden bu konuda insanların olan ilgileri lütfen doğru yönde olursa çok memnun olurum. Hiç kimse kolunda çantayla kaçak göçek bir bebek için para toplamaz. Mesaj servislerimiz var. 1916'ya Sefa yaz mesaj gönder. Türk Telekom ve Vodafone'dan. Bir de IBAN'larımız var. Resmi IBAN'larımız var. 2 tane Denizbank ve Akbank olmak üzere. İkisi de resmi IBAN bu arada.
Oradan yardımları kabul ederek ilerlemeye çalışıyoruz. Geri dönüşümler topluyorum. Sefa için kapak topluyorum, çöp topluyorum. Birisinin öyle çıkıp da Sefa'nın parasını yemesini asla kendime yediremem. Yani çöp topluyorum ben, çöp çocuğumu iyileşsin diye. Daha ötesi var mı? Çöp topluyorum. Canlı yayın açıyorum. Gecemi gündüzüme katıyorum. Tedavi süreci ayrı. Gözümün önünde çektiği acılar aynı. O spinez ağrıda dedikleri iğne çok basit bir iğne değil. Yani şuradan şuraya kadar uzun bir iğne. Bu küçücük çocuğun omuriliğinden giriyorlar o iğneyle. Sefa sen kaç yaşındasın? Sefa adın ne? Sefa. Sana yardım edeyim ben, değil mi? Söyle, bana yıldız alır mısın? Bana yıldız alır mısınız? Lütfen. Gözünü aydınlatır mısınız? Hesem. Bize bir de şarkı söyler misin? Tamam. Hadi bakalım. Bunu takayım önce. Hadi tak bakalım. Hadi tak. Küçük kurbağa, küçük kurbağa kuyuğu nerede? Kuyuğum yok, kuyuğum yok. Yedelim nerede? Kuvak 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 kuvak.